diyorsun. Ya mesela düşünsene, atıyorum Farve 7 dışarıya bıraktığında gelecek bir Vexana ultisi çok... Oh, evet. Bitiksin yani. Evet. Orada da bir güzel yol. Falan. Mino geldi. Bence çok iyi ya şu an. Kadro olarak Vestige bayağı... çok mutludur diye düşünüyorum yani, ya ben seçimlerden. Dream Team'e doğru gidiyorlar zaten. Orta koridor ne gelecek onu çok merak ediyorum. Lilia gelebilir Lilia, gibi. Lilia. Başka çare kalmadı gibi. Evet. Eğer ki çok böyle farklı bir tarza gidilmezse. Lilia normalde ilk faz banları arasına giriyor. İkinci fazın başlarında da oluyor. Bugün Gord oynandı bir ara değil mi? Evet, evet, evet. İlk eşleşmede, ikinci karşılaşmada sanırım. İkinci karşılaşmada, evet, evet, aynen. Yani. Ve Logan da geçtiğimiz dönemlerde Gord alıyordu bu arada, onu da söylemek lazım. Geçtiğimiz MTC2'de falan tercih ettiği kahramanlar arasındaydı bu arada. Ya Meta'nın en iyi noktasındaki kahraman değil ama her sezon böyle aradan bir 5 maç fırlıyor işte. Atıyor, FF'de kullanıyor, geliyor dediğin gibi Logan da alıyor falan. Oo, Bloodsweat, Edit sever zaten. Karşılaşmada bir Edit konuşturmak istedi. Güzel. Bassa. Bakalım. Ondan da bir Yuzong geliyor. Ya Vatan Game de iyi ama bence Ray'in az önce söylediği önemli. Hakikaten Prestige Dream Team'e yaklaştı yani. Evet. Böyle bakarsak. Meta'nın en ana dörtlüsünü neredeyse. Yalnız arkadaşlar şöyle bir de bir gerçek var ama şey CC kombosu çok fena Vatan'ında. Onu da söylemek lazım. Edit'in yakaladığı sıkıntıya düşer otomatik evet. olarak yani. Ve kim olduğu bence pek önemli değil. Üstüne gelecek kombinasyonlardan sonra. Ne bileyim Yuzong bir taşlaştırdığı ikili üçlü bir hedef olsa bu arada Vexana ulti Edit zıplattı falan derken hareket edemezsin 5 saniye orada bu arada. Bu işin bir de Nolan'ı da var. Nolan'ı zaten saymadım bile. Pastaya bak, çilek gibi oluyor. Evet o en son böyle. 3 kişiyi böyle yırtan bir hasarla beraber. Evet bakalım onu uygulayabilecekler mi? Nana geldi evet hadi. Nana'yı hiç efendim. Beklemiyordum. Ben de hiç beklemiyordum. Neden? İkinci kez alındı değil mi Eray? Daha önce alındı Nana. Evet. Hatta yine şaşırmıştık. Ben niye Lilia olmadığını anlamadım ama göreceğiz tabii ki birazdan. Belki de bizim bilmediğimiz bir senaryo çıkartacak karşımıza Prestige tarafı. Gerçi yani Barats'la ya beraber oyun yapabilirler Pasifi'de. Olabilir bakalım göreceğiz efendim. Söz sunucularımızda Dinamik Doğumuzda. Hadi bakalım neler çıkıyor günün son maçında. Ve MLBB Türkiye Şampiyonası Vatan Game Prestige'e karşı... Gerçekten en tepeyi ilgilendiren bir karşılaşma. Burada Vatan Game ona sıfırlık bir seri yakalamak ve çift haneli galibiyetlere ulaşan ilk takım olmak istiyor. Diğer tarafta Prestige 5'e 3 durumda 8 galibiyetle beraber Vatan Game'i yakalamaya çalışıyorlar. Önemli bir düşmanlar karşılaşma olacak. İki takıma da başarılar dileyelim. Evet şimdi yani ilk 5-6 dakika çok önemli olacak gibi gözüküyor bu arada. Yani ben de büyük bir merakla Mobile bekliyorum. Takımların birbirlerinin hareketlerine nasıl bir tepki verecekleri oldukça kritik. Klasik mor güçlendirmelerden başlayan iki ormancı. Yani ucundan bir Mino buraya doğru baktı. Nexus'un mor güçlendirmede olduğunu gördü ve gerekli infoyu da takım arkadaşlarına verdi o sırada. Gerekli bilgiyi. Bloodfates! Az kalsın, az kalsın yani. O pençeyi attırttı zorla. İkinci maçta konuşmuştuk. Bazen alındığı da evet. oluyor çok daha nadir olsa bile. Yavaşlatmaya çalışıyorlar. Zeyşnen orta tarafta tabii ufak çaplı dürtüşmeye devam edecek ama burada alt koridorda alt taraftan Nolan'ın da Eren desteğe gelebileceğini hatırlatalım. Turuncu kesinlikle. Güçlendirmeye doğru gidildi. Rakip ormana girdi. Rakip ormandan kampı alacak. Burada bakalım baskıyı verebilecekler mi? Seviye 2. Asmon ve Bloodsweat. Şimdi dediğimiz gibi Akdeniz'de alındıktan sonra evet. tahminen fight'i kovalayacaklar. Nexus geldi Nexus zaten. 4. Tabii tabii Nexus 4'te yani şu anda. Farway'de 4 bir. Oldu. Orada istedikleri açıklığı yakalamıyordular. Oo Bloodsweat çekti burada. Havaya da zıplattı. Farway hemen bir tane CC göndermek isteyecek. Logan desteğe gelse de Farway'i kurtarmaları imkansız ve Zeyşlen'e gidiyor. Bu istemeyeceğiniz bir şey. Kesinlikle. Ya aslında Eren'in tam konuştuğu avantaj. Şey bu arada. Hızlı 4 evet. olup. Aynen. Bir skor kovalama, orada satranç açılışını sanki burada Vatan Game kazanmış gibi. Yani özellikle rakip ormancıya verilen bir ölüm var burada ki bu bir tık geriye düşürecektir onu. Ben rotayı da hemen söyleyeyim. Evet. Üst ormana gitti, döndü hemen turuncusunu aldı. Turuncudan sonra rakip ormana girdi. Arada bir tane Akdeniz var. O süreçte de orta koridorun durumuna göre ya ormanda ya orta koridorda hemen fight'a geliniyor. Yani şimdi burada mesela... Altta da bir kill daha kovalıyorlar. Kovalıyorlar ama birazcık daha rahat konumlandılar sanırım. Neyse Nexus. Morunu aldı çoktan döndü. Farway'in moru birazcık daha geç çıktı. Hatırlıyorsanız Bloodsweat çok darlamıştı onu orada. Evet. Şimdi bakalım bunu avantajı çevirebilecekler mi? Bloodsweat dikkatli olması lazım. Valsa Logan'la birlikte burada
Ufak çaplı dürtüşüyor hemen bir tane. O ulti var. Moji bir kez daha havada. Moji yere indirilmekte zorlanmıştı ama indiği saniye kaçmak isteyecek. Asmo içeride. Nexus kaçırmadı burada pençesini. Farvey dönüştürecek rakibini ve Moji ile birlikte kili çekecekler. Yani Farvey, Logan, Moji. Burada en azından bir teselli skoru tabii çekti yine ama altın farkına baktığımızda 1000 altına gelinmiş durumda dakika 3. Yani kesinlikle yani aslında maç öncesi de yine seçim yasaklarında konuştuğumuz sahneyi de bize yaşattılar. Fark ettiysen hani ulti geldikten sonra Vexana'nın uzun bir süre boyunca orada rahat edemedi oyuncu. Zaten yani bir de orada Nexus takip edebiliyor olsaydı, Kaplumbağa'ya vurmuyor olsaydı ki orada görevi tabii Kaplumbağa'ya vurmakta, o rakip direkt aradan çıkartılacaktı. Yani çok Prestige'in dikkatli olması lazım. Fazla adımda herhangi bir oyuncu ölebilir. Aynen öyle. Bu noktada. Şimdi burada Bloodfet, Nexus, Zeyşin'den kulak aç. Dörtlediler artık ve biz kuleden bir şeyler alacağız mesajı var. Bir... Ama hemen geri çekildiler. Çok akıllıca bir oyunda var Krypton tarafında. Çok açılmak istemiyor şu anda o da. Ya Vossa da koridoru dayadıkça dayamış evet. Bu arada. Dibine kadar ittiriyor yani. Kuleden yavaş yavaş altını açmaya çalışıyor. Hemen ona da bir bakalım. 1800'de kendisi, rakibi 1925. Birazcık daha minyon dalgasıyla birlikte belki öne geçebilir. Hemen... Mor güçlendirmeye el koyuldu. Gördüler mi Farvey'i? Farvey'i gördüler. Logan'dan haberdar olmama ihtimalleri var. Ama çok ama artık evet, o da anlaşıldı. O da anlaşıldı. Biraz daha sakinlik hakim oldu az önceki Kaplumbağa Savaşı'ndan sonra. Biraz daha Kaplumbağa çevresinde bir oyun beklemeliyiz gibi gözüküyor. İki tarafta çünkü hata yapmak istemiyorlar. Hızlı bir şekilde koridorlar temizleniyor ve hemen geri çekiliyor iki taraf oyuncuları da. Ufak rotasyonlar var tabii ama şu anlık çok ciddi bir problem çıkartan bir rotasyon görmedik. Aynen. Bu arada o bahsettiğimiz fark şu anda eşitlenmiş durumda. Bir 100-150 fark vardı. Tekrar sıfırlandı. 5 saniye içinde gelecek bir kaplumbağa var. Farvey Moji ile birlikte koridoru ittiriyor. Orta taraftan yine bir baskı almak isteyecekler. Belki kule kalkanından birazcık daha küçük çaplı bir altın eklenebilir. Fight kovalıyorlar 3 ve 2. Oo, Kaplumbağa'da şimdi Lugan da geldi. Nexus hala burada değil. Nexus rakibinin tarafına gitti. Sanırım burada farkı Basa açmak istiyor. Dönüştü burada ejder formuna. Moji'ye doğru ilerledi. Burada arka tarafta Logan'la Asmo'yu da ayıracak. İndiği yerde tekrar dişiyle beraber burada rakibini zıplatmak istese bile önce bir Asmo destek gönderilmesi lazım. Sersemet ve Vassa'nın üzerinde fazla içeride kalmıştı. Dışarıya doğru çıkamadı. Kaplumbağa'ya baktığımızda onu da Prestige alacak ve yani bir anda atan game oyundan neredeyse kopacak noktaya gelebilirdi. Altında hala önde olabilirler ama verilen bir tane kill artı Kaplumbağa var. Nexus'u izle bak. Yani ben pozisyon bittikten sonra konuşacağım bu noktayı. Çok fark açacak. Bu turuncuyu da alacaktır şimdi. Seviye 10. Evet. Seviye 10 Nexus burada 2v1 bir pozisyonda. Dönüştürülüyor. Bloodfet destekte. Nexus dışarıda. Ben sana şunu söyleyeyim bu arada. Ben o sırada Kaplumbağa Savaşı dönerken izledim başını. Yani Farvey Kaplumbağa'yı tanklarken Nexus rakip orman minyonlarını alıyordu. Yani evet. Bu fark açıldı ve açılmaya devam edecek ki ben şeyi bile gördüm bu arada. Nexus'a turuncuya doğru gidiyordu. Bence takım dedi gel abi yani sonra gidersin. Evet. Bence gelmeyecekti bile. Komple temizleyecekti orayı ama sonrasında da alma konusunda orada rakip turuncuyu bir sıkıntı yaşamadı. Yani iki seviyelik bir fark oluşturdu ve baktığında aslında Farvey'de 1-1-1, Nexus'ta 1-0-1. Evet. Bu kadar ciddi bir fark oluşmaması gerekiyordu. Tabii yani ormanları hızlı dönme durumu birazcık daha mobil olması önemli burada. Altın da hala evet. Bu arada açıldı. Evet. Vassa döndü, dolaştı. Arka tarafta çalıya acil inişini yaptı. Moji fena bir yerde değil gibi oyun olarak ama işte yani takım genel hatlarıyla geride olunca Moji'nin de etkisini çok hissettiremediler. Asmo! Aman aman. Dikkat etmesi lazım. İçeriden tekrar bir havaya savurma var. Yine bir ultiyle beraber oynayacaklar. Sabitleme de geldi ve Asmo burada çok öndeydi. Buraya güzel hasar veriliyor. Kulak Hazret'ten, Bloodfet'ten. İşte o bir adım. Minyon dalgası da temizleyince bir dive gelir mi? Ya o bir adım dediğim gibi işte o fazla adım atmamak gerekiyor bu ikiliye karşı. Kulak aç alacak burayı. Logan'ı gördüler. Üzerine doğru devam etmiyorlar. Kulak aç kill istiyor ama arka taraftan gelen Farvey'e bakması lazım. Bloodfet sersem etti. Logan havaya savurdu bir de üstüne. Nexus yaklaştı. Nasıl? Nana nasıl? Pasif, nasıl? Nana pasif. Nasıl? Nana pasif işe yaradı. Hedef alınamaz ama şimdi hedef alınabilir. Son bir vuruş. Yine yok. Arada kaynayan orman kampı oldu ama kill gelmiyor. Yani Nana'yı birazcık soruşturmuştuk. Sebebi belli oldu bu arada. O kombodan çıkabilmek için pasif oldukça iyi bir şekilde işletildi burada. Ama tabii ne kadar diğer oyuncular işine yarayacak bilmiyorum. Moji çok ciddi hasar. Işınlanını alıyor rakibin bir anda. Dert, gerçekten dert. Şimdi alt koridor da düşüyor burada. Sanırım yani kule bitmek üzereydi diye hatırlıyorum. Aynen, Nexus
Kaplumbağayı aldı. Alt koridor orada. Vassa kuleyi aldı. Burada kendisini feda edecek kule için. Çok büyük problem değil. Çıkabilir mi? Geriye doğru çekilmesi gerek ama abi işte bu yoyonun hasarı da İnanılmaz. Beter gerçekten. Evet. Vassa hayatta. Vassa çıkmayı Helal. Başardı. Yani alt tarafa da onun üzerinde çok ciddi bir baskı var bir süredir. Yetmedi. Şimdi... Bir de üstüne doğru oynuyor bu arada. Ama yani Moji'yi küçümsememek lazım. CC'yi de küçümsememek evet, lazım. Evet kesinlikle. Ya pasifle birazcık can doldurmak istedi sanırım ama Moji pek oralı ya. Olmadı. O izni vermedi ona. Yani 3000'lik, 3500'lük hatta bir altın farkı şu anda mevcut ve Lord gelecek. Bloodfest havaya zıplatacak. Kolay bir tane kill olabilir burada Asmo ve takım arkadaşları için ama arka taraftan Kulakaş'ta geldi. İçeri doğru oynadı burada. Farve yarı canda. İlk skor beklenmedik şekilde Asmo'dan geliyor. Ve onu kill'e dönüştürdükten sonra Moji'yi de içeriye doğru ittirecekler Nexus. Nexus çok, çok güzel konumda. Bloodfest'le beraber Farve'yi gördüğü an... Birazcık coşabilir. Logan'ı gördü. Logan nefes alınacak sürede ölümle kucaklaşıyor burada. Moji kaçmak zorunda kalırken Vatan Game yavaş yavaş oyunu açabilir mi? Yani çok iyi oyun geldi Nexus'tan. Aradı da kokladı orayı. Çok net aldı ve kovalamaya devam edecek mi emin olamıyorum. Bir rakibini daha görürse bence denemesini yapabilir burada ama orta kule alınırken oradaki yardımı kesti daha çok şu anda. Şimdi orta 2'yi de kuşattılar ama... Çok istediklerini alabileceklermiş gibi durmuyor şu anda. Evet. Nexus. Yine rakibin turuncusunu aldı. Ya şu şeye bakacağım ya. Güçlendirme kaç tane almışlar? Nexus oyun çok sonu fena. Geliyor biliyorsun. Evet. Yani Nexus. Ya 7'ye 28 falan olabilir o şu an. Makro olarak bayağı iyi durumda ya Nexus oyunda ormancılar arasında. Evet. 14 seviye. Yani en yakın takım arkadaşına 3 seviye atmış durumda. Rakip aynı şekilde 3 seviye atmış durumda. Yani full artı full artı full. Ya zaten çok ileri taşıdı bu arada yani. Bu savaşı tekrar bir görüyoruz burada yani. Asma aslında çok iyi kitle kontrolü uyguluyor ama yani buradaki tek yani. Tek dedikleri tek. Şey bu. Tam olarak yani Nexus Lord'a girdi. Çok iyi bir alan savunması var. Gelmesine bile izin vermiyorlar Prestige'in buraya. Yok 4K indi. Dehşete düşürecekler. Nexus kolay aldı. Ulti ile beraber burada yine çalıya... Bir ufak deneme var. Şimdi hemen çok rakip ormana da gidiyorlar. Yani burada şu anda Lord gelirken hızlı bir skor çekip belki ya da skorlar çekip rakibi ters ayakta yakalayıp en azından dış kule belki de bir iç kule almak isteyebilirlerdi ama... Üstü bu arada ne yapacaklar onu merak ediyorum. Harit gitti oraya doğru. Evet yani Prestige ama o açığı şimdilik vermedi. Ama yine de altın farkı 7000'e kadar çıkmış durumda birazcık başlar ağrıyacak gibi duruyor. Ya Prestige kill'e baktığında evet çok geriye düşmedi senin de söylediğin gibi. Fakat genel harita oyununda çok daha üstün olan taraf Vatan Game. Vassa Zeyş'ten Bloodfest. Burada 3'e 3'ler. Moji'ye dikkat etmeleri lazım. Moji gidecek yer bekliyor. Kulakaç hemen bir proxy'ye bıraktı orayı. İlk kule düştü. Üst koridordan kule düştü. Şimdi Lord alttan geliyor ve bir tane fight kovalamak isteyebilirler burada üst kulesinde. Yani Lord'la beraber atacakları kule altı fight'tan bence çekinmesine gerek yok. Vatan Game'in o kadar öndeler. Evet kesinlikle. Bakalım... Güzel girdi. Ortaya hemen temizlediler Lord'u. Moji. Kulakaç da burada 1v1'e girmiş durumda. Moji canını yenilemeye devam ediyor. Kulakaç'tan güzel bir tane hasar var. Kulakaç son vuruş yapması lazım. Bloodfest önünü kesmekte birazcık gecikti. Hemen bir tane sersemletme. Ve üst kule hasar almaya devam ederken orta tarafta da olaysız ellere daldılar. O istedikleri hamleyi tam yapamadılar. Zaten biraz uzak kaldı. Ulti atamadı Bloodfest'in girişini ama yani istediklerini aldılar. Şimdi rakibin üstüne yıkacakları bir harita mevcut şu anda ve burada Prestige'in nasıl bir savunma yapacağı oldukça kritik. 9000'de tutmayı başardılar çünkü en azından farkı. Ama yine de çok ciddi bir fark şu noktada. Hata yapmamaları gerekiyor. Fazla adım mevzusunu zaten konuşmuştuk. Fark da bu kadar fazla olunca yarım fazla adım bile burada ölümünüze sebebiyet verecek. Biraz daha oyunu kendi üstlerinde kabul edip bak, rakibin hataya zorlanacağı dakikalara doğru geçiş yapıyoruz sanki. Yani atıyorum Nexus biraz fazla içeri girer ya da Bloodfest'i combo atamadan yakalarsın bir şekilde. Bakalım bizlere bunları izletebilecekler mi? Yani Asmo'nun oyunu ve Farvey'in oyunu çok kritik olacak. Krypton sessiz sessiz kasmaya devam ediyor ama herhangi bir katkı şu anlık verebilmiş değil. Nasıl bir geri dönüş yapılacak bu noktada tam emin olamıyorum. Çünkü fark birazcık seviye farkları açılmış durumda her koridor bazında baktığımızda. Aynen. Aynen öyle. Şanslı bir savaş lazım şu anda. Ya evet birazcık da gerçekten şans etmeni. Fakat ya 10K'da dakika 11'de dönüş diye bir şey pek yok ya. Evet. Yani çok kolay olmayacak gibi hissettiriyor bana da bu durum şu anlık. Ama tabii yani olabilir gibi Nexus selamını verdi. Yarı can vurdu yine burada. Krypton hemen üste dönmek durumunda gibi gözüküyor şu anda. Bakalım yani mor güçlendirmesini görüyorlar Farvey'in. Bir baskı var bu noktada. Kimde
kaldı diye bir bakıyorum. Farway'de sanırım. Ya Lord'a kadar hayır, bir hamleye gerek yok. Hayır, Nexus almış. Allah'ım ya. Pençeyle Nexus almış mor güçlendirmeyi. Ayaküstü yine bir şeyler çekti adam ya. Ben dikkat etmemiştim o anda. Ben bir dikkat etmeye çalıştım ben de. Bir bekledim Farway'i tam göreyim diye. Mor güçlendirme üstünde değil. Diğer iki oyuncuda da yok. Nexus'u göremedik ama pençesi bekleme büyük süresine girdi. Nexus'ta, aynen. Çünkü 2700'den tek yedi yani. Aynı anda attılar pençeleri. Demek ki biraz daha geç atmış Nexus. Şimdi burada 30K'ya kadar indirdiler canı. Tabii amaç Farway'i dürtebilmek. Farway'i dürttükten sonra Lugan'ın da gelişini kesecekler. Orada bir kılıç atıldı. Ya bakıyorum. Krypton mesela şu anda katkı verebilecek durumda mı? Kaç eşya bitirdi? Bitirse bile rakip zaten... Ne noktada? Uçmuş gitmiş evet, halde. Çok oynattırmıyor. Lord da geldi. Ya bu herhalde oyunun bittiği sahne, ne diyorsun? Dakika 15 bandı. Son evet, bir fight. Hani Lord gibi kafasına attı. Gelişmiş Lord'la birlikte. Mevzuyu kapatıp evlere dağılıyormuş. Yani. Gibi... bir dağılmıyoruz. Bir maçımız daha var. Bir yere gitmeyin de. Ya şöyle dediğim gibi yani bir tane burada da şöyle bir gerçek var. Yani Farway iyi bir hedefi almayı başarabilirse onların da aslında bu hedefin çıkışında uygulayabilecekleri güç çok fazla. Yürütmezler bile ama işte yani güçlendirilmiş Lord kafaya atacak, üst kulesi alınıyor olacak şimdi net bir şekilde. Kafa geldi. İki hit'e de alıyor olacak şu anda. Bassa zaten ortalığı karıştırıyor. Diğer oyuncular pek oralı bile değil şu anda. Bassa şimdi formdan da indi. Birazcık çekildi o bölgeye doğru ama herhangi bir sıkıntı yok. Krypton'da Lord'la bir BS atıyor adeta. Ulti geldi, girmek isteyecekler. Bu arada Lord üste vurmaya devam ediyor. Bloodfet kuleye son vuruşu yapar mı diye tekrar şöyle bakıyorum. Kulak açta. Üçüncü artık kuleyi indirirken harita tamamen temizlenmiş olacak. Burada ve Prestige yavaş yavaş bu oyunun sonuna geliyor. İkinci haritayı konuşmaları lazım taraflar değişeceğinde. Vatan Game çok sakin, çok kontrollü, hiçbir şekilde hata yapmamaya çalışıyorlar. Şimdi içeriye doğru Moji'den bir hamle var. Ama Prestige zaten burada fight atmak istese bile Vatan Game'in umurunda değil. Yani. Ya 90 yani, saniye sonra bir Lord daha bekletiyor. Anıl şöyle yani, benim iştahımı kabartıyor Vatan Game'in oyunu. O kadar kontrollü, o kadar net ki çünkü yani 5-2'de 12.000'lik bir altın farkı açtılar. Oh, girdi içeri var doğru Bloodfet'ten. Güzel bir tane sersem betme var. Bassa! Logan taşlaştı. Pasifi hedef alınamaz ama Bassa yine de hedef alıyor. Krypton son saniye yardımda. Burada diskler sekecek ama hayat kurtaracak mı emin değilim. Moji de gidip Bloodfet'te alırken yine bir 2-2 değişim var. Yani bir lazım, şekilde burası aynen bir şekilde burası tutuldu ama Vatan Game'e bakar mısın? Hala koridor itmeye devam ediyor. Zaten dikkat etmesi lazım. Nexus'a bir kulak aça güvendi. Tek yo Moji. Yani Nexus'a yan bakan ölümle tanışıyor. Ve artık üste de vurmaya devam edecek kulak aç. Krypton'dan son bir iki tane deneme var. Oyunun sonuna biz gelirken Vatan Game Esports bu seride bir puanı garantileyen taraf oldu. Rakipleri evet belki güzel bir direnç gösterdi ama yani çığ gibi bir güzel. Yani çığ.